Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Tarihe büyük tren soygunu olarak geçen 1963 Bridgeau Demir Yolu Köprüsü soygunu. Çalınan toplam para 62,5 milyon dolar. 20. yüzyılın en gizemli suçlarından biri, Toshiba soygunu, 1968. Bir adam tek başına 6 milyon doları nasıl çaldı? Anvers Dünya Elmas Merkezi soygunu, 5 soyguncunun kuş uçurtulmayan kasaya akıl almaz girişi. Çalınan para miktarı 107 milyon dolar. 12 Eylül 1997 Dunbar zırhlı araç soygunu. Bir grup hırsız ülke tarihinin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirdi ve yıllar boyunca kanundan kaçmayı başardılar. Her şey itiraf edilip suçlular cezalarını çektikten sonra bile hala milyonlarca dolar kayıp. Bu soygun 8 Ağustos 1963 Perşembe günü erken saatlerde İngiltere'nin Buckinghamshire kentindeki Bridgeau Demiryolu Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Demiryolu hattının semafor sistemini kurcaladıktan sonra Bruce Reynolds liderliğindeki 12 kişilik bir çete bir posta servis trenine saldırdı ve ondan 120 torba banknot çaldı. Çalınan para günümüz kuruyla 46 milyon sterline yani 62,5 milyon dolara eşdeğerdi. Paranın büyük bir kısmı hiçbir zaman bulunamadı. Baskın çetesinin arkasındaki beyin, 31 yaşındaki antika dükkanı sahibi Bruce Reynolds'tu. O soygundan önce çeşitli suçlardan yaklaşık 10 kez yargılanmıştı. Çok eski bir geleneğe göre İskoçya'dan gelen eski püskü banknotlar imha edilmek üzere Londra'ya gönderilir, burada kayıt altına alınır ve İngiltere Bankası'nda yakılırdı. Bu nedenle ayda bir kez Glasgow-Londra trenine 1 ile 5 pound arasında banknotların bulunduğu başka bir posta arabası bağlanırdı. Bu banknotlar zaten dolaşımdan çekilmiş oluyorlardı ancak henüz kaydedilmedikleri için kolaylıkla yeniden dolaşıma sokulabiliyorlardı. Bruce Reynolds tüm bu detayları hapishanedeyken öğrenmişti. Uzun bir süre boyunca Reynolds yıpranmış paraları çalma planları kurdu ve bunun için uygun bir ekip kurdu. En yakın yardımcısı eski bir arkadaşı olan Douglas Goody'ydi. ...7 Ağustos 1963 saat 18.50'de para ve değerli eşyalarla dolu ek bir vagonu olan bir posta treni Glasgow Merkez Terminali'nden Londra yönünde ayrıldı. Tren yol boyunca eşyaları sıralayan 12 vagon ve 72 posta çalışanından oluşuyordu. Soygun planı 8 Ağustos 1963'te saat 03.03'te uygulanmaya başlandı. Charles Wilson, Reynolds'ın işaretiyle trafik ışığının yeşil ışığını siyah bir çantayla kapatmaya ve bir el lambasıyla kırmızı ışığı yakmaya hazırdı. Sinyal kulesinin kuzeyinde çete üyesi John Daly'nin aynı feneri kullanarak sarı bir uyarı vermesi gerekiyordu. Sürücü Roy James, kamyonun kabininde saldırı mahallinden bir mil uzakta duruyordu. Glasgow'da Reynolds'ın adamlarından biri posta treninin kalkışını izledi ve hareket ettiğinde hemen telefonla arabada Royal Mail yazısı ve M30204M numaralı 128 torba banknot olduğunu bildirdi. Bütün soyguncular demir yolu işçisi tulumları giydiler ve önceden belirlenmiş pozisyonlarda durdular. Glasgow'dan gelen posta vagonu bağlı tren saat 3.25'te demir yolu semaforunun önünde belirdi.
Soyguncular yeşil feneri kapatıp önceden hazırlanmış sarı ve kırmızı ışıkları yaktı. Tren fren yapmaya başladı. Şoför yardımcısı lokomotiften atladı ve ne olduğunu öğrenmek için hat telefonuna gitti. Ancak telefon kabloları davetsiz misafirler tarafından önceden kesilmişti. İlk başta asistana saldırdılar ve ardından makinist Jack Mills'i etkisiz hale getirerek kafasına bir baltanın arka tarafıyla vurdular. Reynolds, dizel lokomotifin ele geçirilmesinden sonra çeteye özel olarak dahil edilen eski bir demiryolu işçisi olan suç ortağı tarafından kullanılmasını planlamıştı. Araçta bulunan görevliler sürücülere yapılan saldırıyı fark etmedikleri gibi arabalarının kapısını da mandalla kapatmayı unutmuşlardı. Akıncılar onları da bağladı ve içinde 2 milyon pound'dan fazla olan 120 çanta parayı ele geçirdi. Austin Lotzer kamyonu zaten treni bekliyordu. Birkaç dakika içinde soyguncular bir arabanın arkasına çanta dolusu para yüklediler ve iki Land Rover ile olay yerinden kaçtılar. Soyguncular kısa bir süre sonra Reynolds'ın kiraladığı ve soygun gününden kısa bir süre önce karargaha çevirdiği Leatherslade çiftliğindelerdi. Çete daha önce yakın çevredeki bütün telefon hatlarını kestiğinden olayla ilgili polise gelen ilk ihbarın saati sabah 4:20 idi. Plana göre haydutlar soygundan sonra tarım işçisi kılığına girerek çiftlikte birkaç hafta geçireceklerdi. Sonraki birkaç gün boyunca soyguncuların çoğu çiftliktelerdi. Ancak telsizden polisin 50 kilometrelik bir yarıçap içinde topyekün bir arama yürüttüğünü öğrendikleri zaman çiftlikten erken ayrılmak zorunda kaldılar. Ancak onların çiftliği terk etmesinden sonra yine de polis çiftlikte yakın zamana ait insan varlığının izlerini buldu. Daha sonra uzmanların katılımıyla inceleme gerçekleştirildi. Dedektifler masa çekmecesinde yıpranmış bir masa oyunu buldular. Üzerinde kimlik belirlemeye uygun parmak izleri vardı. Ve bu parmak izlerinin de her biri parmak izi dosyalarında mevcuttu. Yani polis artık bütün isimleri biliyordu. Soygun yapan bu sabıkalıların yakalanması için geniş çapta bir operasyon başlatıldı. Ayrıca binlerce vatandaş da soruşturmaya katkıda bulundu. Çünkü polis onların yakalanacağı bilgiyi verene 10 bin sterlin ödül vaat etmişti. Bu durumda Reynolds çetesinin hesap vermekten kaçma şansı yoktu. Ocak 1964'e kadar neredeyse hepsi tutuklandı. Sonunda sadece Reynolds, Edwards ve White serbest kaldı. Yargılanmalara 20 Ocak 1964'te Buckinghamshire Aylesbury'de başlandı. 51 gün boyunca devam eden süreçte 613 fiziki delil değerlendirildi ve 240 tanıkla görüşme yapıldı. 15 Nisan 1964'te yargılama, hakimin soygunu, büyük açgözlülükten ilham alan edinici bir şiddet suçu olarak tanımlamasıyla sona erdi. Yargılanan 11 soyguncudan 7'si 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kalan 4'ü 3 ile 24 yıl arasında değişen daha kısa cezalar aldı. 12 Ağustos 1964'te Wilson çetesinin hükümlü üyelerinden biri, hapishaneye giren 3 kişilik bir ekibin yardımıyla Winston Green hapishanesinden kaçtı. Kasım 1965'ten itibaren Wilson, adaletten kaçan eski dostları Bruce Reynolds ve Buster Edwards'ı ziyaret etmek için Mexico City'deydi. Wilson'ın kaçışı tren soygununda bir başka dramatik olaydı. Bu firardan 11 ay sonra Temmuz 1965'te diğer soyguncu Ronnie Biggs mahkumiyetinden 15 ay sonra Wandsworth hapishanesinden kaçtı. Kaçış kısa bir süre önce serbest bırakılan mahkum Seaborn tarafından Biggs'in karısı Chermia'nın desteğiyle diğer iki hükümlü Leslie ve Black'in de yardımıyla planlandı. Wilson ve Biggs'le birlikte 5 soyguncu kaçmış oldu. Soyguncuların lideri ve yakalanan soyguncuların sonuncusu olan Bruce Reynolds, 10 yıl yattıktan sonra 6 Haziran 1978'de hapisten çıktı. 1983'te Reynolds uyuşturucu suçlarından tutuklandı. Ancak herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. Mart 1985'te serbest bırakıldı ve kendisini zihinsel bir çöküşten kurtulan karısının bakımına adadı. 2010'da Robert Ryan'ın Signal Red adlı romanına bir tren soygunu hakkında son sözü yazdı. Reynolds 28 Şubat 2013'te 81 yaşındayken uykusunda öldü. Ronnie Biggs, tam ismiyle Ronald Arthur Biggs, çetenin sıradan bir üyesiyken daha sonra soyguna katılanların en ünlüsü oldu. 30 yıl hapis cezası aldı. Kaçmadan önce 15 ay hapis yattı. Paris'e kaçtı.
Orada yeni kimlik belgeleri aldı ve estetik ameliyat oldu. 1970 yılında inşaat işçisi olarak çalıştığı Adelaide, Avustralya'ya taşındı. Interpol'un kendisini aradığını duyunca dizgici olarak çalışacağı Melbourne'a taşındı ve daha sonra Melbourne polisinin adresini öğrenmesi üzerine Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine kaçtı. Biggs, Birleşik Krallık ve Brezilya arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için iade edilmedi ve ayrıca kendisine yasal dokunulmazlık veren Brezilyalı bir oğlun babasıydı. Sonuç olarak yıllarca Rio'da açık bir şekilde İngiliz makamlarından güvende yaşadı. Mayıs 2001'de 71 yaşında Biggs gönüllü olarak İngiltere'ye döndü. Tutuklanabileceğini varsayarak bir bara gitmek ve bir İngiliz gibi bir bardak acı bira almak istediğini belirtti. Gözaltına alındıktan, tutuklandıktan ve kısa bir yargılamanın ardından cezasının geri kalanı için cezaevine geri gönderildi. 2 Temmuz 2009'da Biggs'in şartlı tahliyesi reddedildi. Ancak ciddi zatürre ve devam eden diğer sağlık sorunları nedeniyle 6 Ağustos 2009'da serbest bırakıldı. Biggs, 18 Aralık 2013'te Londra'da öldü. Japon bankası Nihon Shintaku Ginko'nun soygunu 20. yüzyılın en gizemli çözülmemiş suçlarından biridir. Tek bir kişi tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. Japon tarihinin en büyük ve en tuhaf banka soygunu 10 Aralık 1968'de Tokyo'da gerçekleşti. Japonya'da bu olaya Sano Kuenjiken yani 300 milyon yenlik soygun denir. Bugünün parasıyla bu 6 milyon dolardır. Suç o kadar küstahça işlendi ki komik bile görünüyor ve işleyen kişi hiçbir zaman bulunamadı. ...1968 sonbaharında banka şubesi binaya yerleştirilen bomba ihbarları almaya başladı. Kısa süre sonra bu aramalar kesildi ancak hikaye burada bitmedi. 10 Aralık günü Nihon Shintaku Ginko Bankası'nın 4 çalışanı bir şirket arabasının bagajında 294 milyon yen taşıyordu. Para Toshiba fabrikalarından birinin çalışanları içindi. Noel öncesi ikramiyeydi. Ancak araba Tokyo'daki Fuchu hapishanesinin yakınlarında bir yerde genç bir polis memuru tarafından durduruldu. Bu motosikletli bir polisti ve oldukça inandırıcı görünüyordu. Adam banka müdürünün evinin havaya uçtuğunu ve içinde nakit para bulunan arabanın da içinde bir bomba olduğuna dair şüpheler olduğunu söyledi. Bunu duyan bankanın 4 çalışanı aceleyle arabadan çıktı ve polis inceleme yapmak ve patlayıcı cihazı bulmak için minibüsün altına girdi. Bir an sonra oradan alevler ve dumanlar çıkmaya başladı. Adam bağırarak arabanın patlamak üzere olduğunu söyledi. Görevlilerin iyice uzaklaşmasını bekledikten sonra sakin bir şekilde direksiyona geçti ve yaklaşık 300 milyon yenle birlikte ortalıktan kayboldu. Yolda sadece bir motosiklet ve kullanılmış bir sis bombası kaldı. Olay yerinde 120 delil bulundu ancak onların birçoğu soruşturmayı karıştırmak için kasıtlı olarak dağıtılmış gibiydi. Japon müfettişler faili bulmak için ne daha önce ne de o zamandan beri böyle bir çaba göstermemiştir. Ancak bütün bunlar herhangi bir sonuç vermedi. Adam birden ortadan kaybolmuş ve bunu da ustaca yapmıştı. Büyük olasılıkla ilk başta çalıntı arabayı bir yere saklamış, parayı bir sonrakine aktarmış ve eskisini geride bırakarak gitmişti. Ve bir süre sonra bunu en az bir kez daha tekrarlamıştı. Tanınmamak için sürekli arabaları değiştirmişti. Japon toplumu çok öfkeliydi. Çalınan miktarın değerinden dolayı değil, soygunun cüretkarlığından dolayı. Fail büyük bir olasılıkla Nihon Shintaku Ginko'nun iç mutfağına aşinaydı. Yönetici isimsiz bomba tehditleri almıştı. Yoksa onları kendisi mi göndermişti? Bu da onun uzun zamandır bir soygun hazırladığı anlamına mı geliyor? Motoru polis motoru değildi. Çalınmış ve yeniden beyaza boyanmıştı. Ama korkmuş çalışanları ikna etmeye yetmişti. Davanın baş şüphelisi Tokyo'dan bir polis motosiklet sürücüsünün 19 yaşındaki oğluydu. Tanıma uyması ve mazereti olmamasının yanı sıra soygundan kısa bir süre sonra garip bir şekilde öldü. Biri onu siyanürle zehirledi.
Ancak pek çok kanıta rağmen henüz kimse bu becerikli soyguncunun kimliğini öğrenemedi. 7 yıl sonra 1975'te bu soyguncunun muhtemel bir arkadaşı başka bir davadan tutuklandı. Yanında kaynağını açıklayamadığı büyük miktarda para vardı. Böylece o da şüpheliler listesine eklendi. Ancak bu işbirliği de kanıtlanamadı. Aynı yıl suç için zaman aşımı süresi doldu ve soruşturma durduruldu. Ancak gazeteciler kendi soruşturmalarına başladılar. 1998'de Japon dergisi Shukan Hoseki, çalışanlarının suçu çözmeyi başardığını iddia eden bir makale yayınladı. Gazeteciler iddia edilen soyguncuyu bulduklarını söylüyorlardı. Bu 55 yaşındaki Yuji Okata'ydı. İddiaya göre çaldığı paranın 500 yeninin etiketli paralar olduğunu öğrenince morali bozulmuş ve aynı gün paranın tamamını 10 yaşındaki bir çocuğa bağışlamıştır. Ogata kendisinin ve suç ortaklarının cam taşıyan hafif bir kamyon kullanarak parayı polis kontrol noktalarından geçirmeyi başardıklarını itiraf etti. Kısa bir süre sonra ülkenin diğer tarafına kaçtılar ve orada parayı yavaş yavaş harcamaya başladılar. Ancak bu hikayenin gerçekliği şüphelidir. Çünkü Ogata'nın kendi karısı onun hikayeler uydurmayı seven bir aptal olduğunu söylüyor. Ayrıca ailesinin bazı üyeleri soygun yapıldıktan sonra Ogata'nın onlardan borç para aldığını hatırladı. Yani pek şanslı bir hırsıza benzemiyor. Aralık 1975'te davaya ilişkin resmi soruşturma sona erdi. 1988'de ise dava tamamen düştü. Yani hırsız artık bir itirafla gelip suçunun kanıtını getirse bile hapse atılamazdı. Ancak şimdiye kadar kimse suçunu itiraf etmedi. Paralar hala bulunamadı. BBC News'un bildirdiğine göre Belçika polisi Perşembe günü yaptığı açıklamada Anvers'teki elmas merkez kasasından 2 hafta önce çalınan elmas, altın, gümüş ve diğer mücevher türlerinin değeri 107 milyon dolardan fazladır. 15 Şubat 2003 soygununun elmas ticaretinin dünya başkenti olarak kabul edilen Anvers şehrinin tarihindeki en büyük soygun olduğu söyleniyor. Dünya elmas ticaretinin %53'ünün yapıldığı Anvers'teki 14 katlı kale gibi korunan elmas merkezi binasının yerin 2 kat altındaki sığınağına giren soyguncular, radarlar, ısı sensörleri, manyetik alan, 10 kat güvenlik duvarı ve o güne kadar yapılmış en güvenli çelik kapıyı açtılar. Suçlular merkezde saklanan tüm mücevherlerin yaklaşık 3'te 2'sini çaldı. 160 elmas hücresinden 123'ü soyuldu. Soygun, sosyal manipülasyon konusunda yetenekli, profesyonel bir hırsız olan Leonardo Notar Bartolo liderliğindeki 5 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Ekip üyelerinin her birinin takma ismi vardı ve ekip hangi takma ismin kime atıfta bulunduğunu belirtmeyi reddetmesine rağmen, soruşturmalar sırasında Notar Bartolo'nun takma adlar verdiği 4 kişi aşağı yukarı biliniyor. Hızlı, endişeli ve paranoyak bir adam olarak tanımlanan bu adam, Notar Bartolo'nun uzun zamandır arkadaşıydı ve ekibin yakalanmasına aslında onun hatası sebep oldu. Büyük olasılıkla Pietro Tavano'nun takma adıdır. Canavar, uzun boylu, kaslı bir adam olarak tanımlanır. Görünüşe göre uzman bir çilingir, elektrikçi, tamirci ve şofördü ve çok kuvvetliydi. Büyük bir olasılıkla Ferdinando Finotto'nun takma adıdır. Dahi, alarm sistemlerinde uzman, büyük olasılıkla bir dizi soygunla bağlantılı olduğu bilinen bir elektronik uzmanı olan Simon'ın takma adıdır. Anahtarlar kralı, yaşlı bir adam, dünyanın en iyi anahtar sahtekarlarından biri olarak tanımlanır. Gerçek kimliği bilinmiyor ve ekibin polis tarafından yakalanmasından kurtulan tek kişidir. Polis suçun parlak basitliğine dikkat çekiyor. Soyguncular hayali bir şirket adına Diamond Center'da bir ofis kiraladılar ve binaların kapılarını açan manyetik anahtar kartlarına erişim sağladılar. Manyetik karttaki bilgilerin üzerine yazarak Diamond Center'daki bütün kapılara uyan evrensel bir anahtar yaratmayı başardılar. Soygun sırasında suçlular güvenlik kameralarının lenslerini bantla kapattılar.
ardından sistemin hırsızlık anında yaptığı video kaydını imha ederek arşive daha önceden kaydedilmiş bir teyp yerleştirdiler. Bu onlara soygunu gerçekleştirmeleri ve kaçmaları için zaman verdi. Leonardo Notar Bartolo, Anvers Dünya Elmas Merkezi'nde ayda yaklaşık 25 bin Belçika frankı karşılığında seyrek döşenmiş bir ofis kiraladı. Bu teknik ilk kez New Yorklu bir mafya babası olan Bay Stan lakaplı Wojislav Stanimirovich tarafından bu soygundan yıllar önce New York Diamond Center'da kullanılmıştır. Metot, binanın altındaki gizli bölmede bulunan bir kasaya erişim sağlıyordu. Bu yolla ayrıca binaya 7/24 erişime izin veren bir kiracı kimliği de sağlandı. Notar Bartolo orada güven kazanmak için İtalyan kökenli elmas satıcısı gibi davranıyordu. Soygun için 18 ay boyunca hazırlık yapıldı. Grup güvenlik sistemlerini aşmak için çeşitli yöntemler kullandı. Bu sistemleri uyandırmadan başarılı bir şekilde içeri girmek için planlar yaptılar. Grup elmas merkezinin ayrıntılı gözetimini yaptı. Gizlice merkezin ve kasanın fotoğraflarını çekti. Notar Bartolo'nun elmas satıcısı kısvesi altında burayı sık sık ziyaret etmesi, muhafızların onun varlığına alışmalarına ve dolayısıyla güvenini kazanmalarına neden oldu. Grup kasa kapısının üzerine küçük bir kamera sakladı. Onu tavan ışıkları açıkken görmek zordu. Bu kamera muhafızların kapıyı açmasını izliyor ve kullandıkları şifreyi görüyordu. Daha sonra verilerini yakındaki bir merkezi depolama odasındaki normal bir kırmızı yangın söndürücünün içine saklanan sensöre iletecekti. Yangın söndürücü tamamen işlevseldi ve kamera verilerini almak için elektronik aksamları barındıran su geçirmez bir kameraya sahipti. Grup daha önce kasanın tam ölçekli bir kopyasıyla çalışmıştı. Notar Bartolo bunun bir elmas tüccarının yardımıyla hazırlandığını iddia etti. Soygundan bir gün önce Notar Bartolo kasayı ziyaret etti. Rutin bir ziyaretmiş gibi davrandı. İçerideyken hızlı bir şekilde termal hareket sensörlerine kadın saç spreyi püskürttü. Bu spreyin içerdiği saydam yağ, sensörü odadaki termal dalgalanmalardan geçici olarak yalıttı. Çünkü bu sistem yalnızca ısı ve hareket algılarsa çalışır. Bu durum da sonsuza kadar değil, sadece birkaç saat etkili olacaktı. Grup bunu duyusal sistemi düzgün bir şekilde devre dışı bırakana kadar geçici bir önlem olarak kullandı. Güvenlik kamerası onun hareketlerini kaydetti. Bu sırada artık ziyaretlerine alışan nöbetçinin ona fazla dikkat etmediği gözlemlendi. Ekip parmak izi bırakmamak için plastik eldiven giydi. Notar Bartolo soygun sırasında yakındaki bir kaçış arabasında kaldı. Bu sırada polis telsiz frekansını dinliyor ve grubun işi bittiğinde hızla bölgeden ayrılmak için hazırlık yapıyordu. Banka bölgesindeki yüksek güvenlik kameralarından kaçınmak için anahtarların kralı, Diamond Center'ın bitişiğindeki terk edilmiş bir ofis binasının kilidini kırdı. Çünkü buranın video gözetimi altında olmayan özel bir bahçesi vardı. Bahçe ortasında küçük bir balkona sahipti ve grup buradaki merdiveni kullanarak çıkmıştı. Bir kızılötesi sensör terası izliyordu. Ancak dahi sensöre yaklaşırken ısı imzasını gizlemek için derme çatma bir polyester kalkan kullandı. Kalkanı önüne yerleştirerek grubun algılanmasını önledi. Ardından balkon pencerelerindeki alarmları kapattı. Lobideki güvenlik kameraları grubun ışıkları açabilmesi için siyah plastik torbalarla kaplandı. Kasa kapısında iki plakadan oluşan manyetik bir kilit vardı. Açıldığında manyetik alana neden oldular ve kapı açılır açılmaz alarm çalmaya başladı. Dahi bir tarafına ağır hizmet tipi çift taraflı bant yapıştırdığı özel yapım bir alüminyum levha kullanarak bu sorunun üstesinden geldi. Sonra iki civataya taktı ve vidaları söktü. Uygun konumlarından kopmuş olsalar da yine de yakınlardaydılar ve yine manyetik alan oluşturabilirlerdi. Onları uzaklaştırarak lobi duvarına bantladılar. Her biri çelik ve bakırdan yapılmış ve hem anahtarı hem de şifreli kilidi olan 160 kasadan 123'ünden fazlası kırıldı. Anahtarlar kralı 30 cm uzunluğundaki çok özel yapım kasa anahtarının bir kopyasını başarılı bir şekilde yapmak için video kaseti kullandı. Ancak soygun sırasında gardiyanların kapıyı açmadan hemen önce arka odaya sık sık geldiklerini biliyordu ve bunun sebebini öğrenmesi çok önemliydi. Kapısı kilitsiz bir odada kasanın anahtarını buldu. Orijinal anahtarı da çalmaya karar verdi çünkü bu kasa yapımcılarının anahtarın kopyalanabileceğini fark etmemesini sağlayacaktı.
Grup, kasadaki ışık sensörlerinin devreye girmesini önlemek için kasa kapısını açmadan önce lobideki ışıkları kapattı. Anahtarlar kralı, iç kapının kilidini kırdıktan sonra karanlıkta çalışan canavar, odanın ortasına doğru hareket etti. Tavana uzandı ve güvenlik sisteminin gelen ve giden kablolarını test eden paneli geri itti. Bu tellerden geçen elektrik sinyali herhangi bir sensör çalıştığında veya bozulduğunda hemen devreye açıyor ve alarm çalmaya başlıyordu. Bunu engellemek için canavar kablonun plastik kapağını dikkatlice söktü ve açık kalan bakır kabloya bir parça yeni kablo bağlayarak devreyi yeniden yönlendirdi. Artık sensörlerin çalışıp çalışmaması hiç önemli değildi. Isı sensörleri köpük kutularla, ışık sensörleri yapışkan bantla kapatılmıştı. Adamlar karanlıkta çalışarak kasanın düzenini ezberlediler. Matkabı kilit kutularının üzerine yerleştirmek için zaman zaman ışığı kısa süreliğine açıp kapattılar. Anahtarlar kralı kasaların her birinin üzerindeki kilitleri açmak için el matkabı kullanıyordu. Kırıntılar daha sonra spor çantalara toplandı. Saat 5.30'da işlerini bitirdiler ve ofis binasına geri döndüler. O kadar dikkatli ilerlediler ki bu neredeyse bir saat sürdü. Daha sonra çantaları Noter Bartolo'nun arabasına yüklediler ve araba eve doğru yol alırken adamlar yaya yürümeye başladılar. Grup, Noter Bartolo ve Hızlı'nın Fransa'da yakmayı planlayarak planlarının kanıtlarını elden çıkarmaya gitmelerinden sonra yakalanmıştır. Hızlı, bu tür kanıtları yanında taşıdığı için paniklemiş ve yakındaki ormanda onlardan kurtulmakta ısrar etmişti. Ancak Hızlı bunu yaparken panik atak geçirdi ve bu sırada kanıtları olabilecek en yanlış şekilde elden çıkardı. Yakmak yerine onları çalılara ve çamurlara fırlattı. Noter Bartolo ise bu sırada kendi kanıtlarını yakmakla meşguldü ve Hızlı'nın ne yaptığını anladığında her şey toplamanın çok uzun süreceğine ve kimsenin çöpleri bulamayacağından emin olarak ayrılmaları gerektiğine karar verdi. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Arazi yerel bir avcıya aitti ve ertesi gün çöpleri bulduğunda polisi aradı. Bunun daha önce tartıştığı yerli gençlerin yaptığını düşünmüştü. Atıkların bir kısmının Anvers Elmas Merkezi'nden gelen zarflardan oluştuğunu söylediğinde polis hemen soruşturma başlattı. Elde edilen kanıtlar polisin ipucu bulması için yeterliydi. Mesela aralarında bir sandviç fişi vardı. Olay yerinin yakınında bulunan kısmen yenmiş bir salamlı sandviçten alınan DNA kanıtı profesyonel bir soyguncu olan Noter Bartolo'ya işaret ediyordu. Sonunda Noter Bartolo'yu yakındaki bir bakkaldan sandviç aldığı güvenlik görüntülerinden teşhis ettiler. Noter Bartolo soygunu düzenlemekten suçlu bulundu. Bu suçu işleyen La Scuola di Torino adlı İtalyan hırsızlar çetesinin lideri olarak kabul edilir. 2005 yılında Anvers Temyiz Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak o 2009'da şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. 2011 yılında şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği tespit edildikten sonra aleyhine bir Avrupa tutuklama emri çıkarıldı. Sonuç olarak 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Torino'ya bir aktarma sırasında Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda tekrar tutuklandı ve hapis cezasının geri kalanını 2017 yılına kadar çekmek zorunda kaldı. Noter Bartolo, Wired dergisine verdiği bir röportajında onları soygun için bir elmas tüccarının tuttuğunu iddia etti. Gerçekte yaklaşık 18 milyon avro değerinde ganimeti çaldıklarını ve soygunun bir sigorta dolandırıcılığının parçası olduğunu söyledi. Kasanın kendisinin sigortasız olması, sigorta şirketinin güvenlik kusurlarını fark etmesi ve ona asla bir sigorta poliçesi vermemesi nedeniyle gerçekte çok az sigorta parası vardı. Ve bu da onun hikayesine şüphe düşürüyor. Eylül 1997. Gerçek şu ki ABD'de hırsızlık yapanların çoğu çok çabuk yakalanıyor. Bu vakaların çoğunda soyguncular birkaç bin dolarla yakalanırlar. Büyük soygunlar nadirdir. Ancak zaman zaman bazı cesur suçlular çok daha fazlasıyla kaçabiliyorlar. Dunbar'daki zırhlı araçlı soygun da bunlardan biriydi. 1997 yılında bir grup hırsız ülke tarihinin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirdi.
Sonuç olarak hırsızlar nihayet yakalanana kadar birkaç yıl kolluk kuvvetlerinden saklandılar. Her şey itiraf edilip suçluları cezalarını çektikten sonra bile hala milyonlarca dolar kayıp. Aynı adı taşıyan şehrin birkaç mil güneyinde bulunan Safford Federal İslah Kurumu birkaç kötü şöhretli suçluyu hapse attı. Uyuşturucu satıcıları, beyaz yakalı dolandırıcılar, siyasi mahkumlar ve ara sıra mafya suçluları cezaevinde zaman geçirdi. Daha ünlü karakterlerden bazıları Watergate skandalından John Ehrlichman, Oklahoma eski valisi David Hall, çok eşli bir kökten dinci kilise lideri Lyle Jeffs, ekoterörist grup Earth Liberation Front üyesi Kevin Tubbs, dünya şampiyonu kickboksçu Dennis Alexio, profesyonel bazı boksörler vesaire. Farklı bir meslekten ve belki de o kadar ünlü olmayan bir başka ünlü, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük nakit soygunu gerçekleştiren çetenin üyesi olan silahlı bir soyguncuydu. 6 silahlı kişi tarafından bir soygun sırasında 18.9 milyon dolarlık rekor nakit çalındı. Bununla birlikte çoğu zaman olduğu gibi en hünerli suçlular bazen kendi dikkatsizliklerinin kurbanı olurlar. Soygun sırasında 32 yaşında olan Alan Pace operasyonun başındaydı. Eugene Lamour Hill de dahil olmak üzere diğer 5 kişi daha olayın içindeydi. Daha sonra 2 kişi daha kara para aklamaya yardım etmekten mahkum edildi. Dunbar, zırhlı araçların servisinde uzmanlaşmıştı ve Los Angeles tesisi bu araçların ana deposuydu. Böylece bu kurumda çoğu Los Angeles bölgesindeki ATM'lere yönelik büyük miktarda nakit depolandı. Bu büyüklükteki soygunlarda genellikle içeriden bir şeyler bilen insanlar olur. Pace, Dunbar için şirket güvenlik müfettişi olarak çalışan bir adamdı. Günlük operasyonlar, bina güvenlik özellikleri ve Dunbar'ın zırhlı personel taşıyıcı filosunun programları hakkında ihtiyaç duyduğu bilgileri almasına izin veren bir pozisyondaydı. Bu adam ayrıca suç ortaklarına bir çift tabanca, bir pompalı tüfek, maskeler ve telsiz kulaklıkları sağlamıştı. Ancak soygundan bir gün önce şirket Pace'i kovdu. Muhtemelen bazı araçlara izinsiz girerken yakalanmıştı. Pace henüz çalışıyorken şirketin Los Angeles'taki zırhlı araç deposunu fotoğraflayıp incelemek için zaman buldu. 5 çocukluk arkadaşını yanına aldı ve onlara ayrıntılı kat planları ve kamera konumları, kritik alanlara açılan kapıların anahtarlarını, kar maskeleri, tabancalar, pompalı tüfek ve radyo kulaklıkları sağladı. Hollywood filmlerinde olduğu gibi bir grup olası hırsız yakındaki bir evde bir akşam partisine katıldı. Kendilerini göstermek ve polisin sorması durumunda konumları için bir mazeret belirlemek için. Alkolden kaçındılar. Daha önemli işleri vardı. Pace, Dunbar'ın kasalarının binaya sürekli girip çıkan büyük miktarda nakit nedeniyle cuma günleri açık bırakıldığını biliyordu. Ek güvenlik için yakınlara bir çift muhafız gönderilmişti. Ancak onlar daha sonra grup tarafından etkisiz hale getirildi. Tesise girmek için Pace'in anahtarlarını kullanan çete, şirketin kantinine gizlice girdi ve 00:30'da yemeğe çıkmak için ayrılan birkaç güvenlik görevlisini tek tek pusuya düşürerek etkisiz hale getirdiler. Hepsini koli bandıyla bağladılar ve ağızlarını tıkadılar. Her şey plana göre ilerlemişti. Kimse yaralanmamıştı ve kasa boşaltılmaya hazırdı. Kiralık bir U-Haul minibüsünü depolama iskelesine sürdükten sonra adamlar önceden seçili çanta dolusu paraları yüklediler. Pace hangi çantaların daha yüksek değerleri ve tutarsız notları içerdiğini zaten biliyordu. Ayrıca güvenlik kayıt cihazlarından da haberdardı ve kasetleri arabalardan çıkardı. 30 dakikadan kısa bir süre içinde soyguncular U-Haul'a yaklaşık 19 milyon dolar yüklediler. Minibüsün arka kapısını kapattılar, mülkten ayrıldılar ve partiye geri döndüler. Polis derhal bunun içeriden bir iş olduğunu anladı ve görevden alınan son kişi olması nedeniyle Pace'i dikkatlice inceledi ama hiçbir şey bulamadı. Polisin bu dosyada ilerlemek için çok az bilgisi vardı. Faillerin kim olduklarına veya nereye gittiklerine dair hiçbir kanıt yoktu. Soyguncular sabırlı bir gruptu ve yeni kazanılan büyük meblağları harcamanın yetkililerin dikkatini çekeceğini biliyorlardı. Yağmanın aklanması için yerel bir göçmenlik avukatının yardımına başvurmadan önce 6 aydan fazla beklediler. Bu arada bu iş için David Matsumoto ve asistanı Joaquin Bean'e nakitten kurtulmanın çeşitli yollarını göstermeleri için 1 milyon dolar ödediler. Daha sonra çete üyeleri emlak işlemlerine dahil oldular
araba satın aldılar, para kazanıyorlar görünümü vermek için hayali W-2 vergi formları yarattılar. Ücretler ve para transferleri için paravan şirketler oluşturma hazırlığına başladılar. Eugene Hill bir hata yapana kadar işler 2 yıl boyunca belirsiz bir şekilde gelişmeye devam etti. Hill, ek gayrimenkul satın almak için kullandığı para tomarından orijinal kağıt ambalajlarını tam sökememişti. Şüpheci bir emlakçı parayı polise gösterdi. Polis, soygun gününde U-Haul kamyonunu kiralayan kişinin Hill olduğunu keşfetti. Kısa süre sonra Hill tutuklandı ve suça karıştığını itiraf etti. Alan Pace suçlu bulundu ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pace kendi savunmasında ifade verdi ve başkaları tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etti. 100 bin dolara aşkın paranın aklanmasına yardım eden şüphelilerden birinin babası mahkemede çete aleyhinde ifade verdi. Grubun bir üyesi 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken kalan 4'ü 7 ile 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. Pace de serbest bırakılıncaya kadar FCA Safford'da hapis yattı. Suç 4 Ekim 2002'de yayınlanan The FBI Files, The Price of Greed'in 5. sezonunda yer aldı. Şu anda suç olaylarını detaylandıran başka bir film daha yapım aşamasındadır. Bugüne kadar kimse Dunbar tesisinden çalınan paranın çoğuna ne olduğundan emin değil. 19 milyon doların üzerinde para çalınmıştı. Ancak yalnızca 5 milyon doları geri alındı. Görünüşe göre suçluların hiçbiri parayı nereye sakladıklarından bahsetmemiş. Bu nedenle de soyguna karışanlar muhtemelen hayatlarının sonuna kadar FBI, polis ve sigorta müfettişlerinin gözetiminde kalacaklar. Muhbirin sağladığı ipucu olmasaydı Pace ve çetenin geri kalanı hala gözaltına alınmamış olabilirdi. Bugüne kadar Dunbar zırhlı soygunu, Amerika'da şimdiye kadar işlenmiş en büyük nakit soygunlarından biri olarak kabul ediliyor. Alan Pace ve arkadaşları şimdi hapishane duvarlarının dışındalar. Ancak bu özgürlüklerini kazanana dek ağır bir bedel ödediler. Muhtemelen uzaklarda bir yerlerde hala birkaç milyon dolarları saklı olsa da. Kafanıza bir kar maskesi geçirip herhangi bir yeri soyabilirsiniz. Kuvvetle muhtemel yakalanırsınız. Ancak tarihteki bazı soygunlar o kadar karmaşık ve şeytani bir deha ile yapılmıştır ki, bu size bir insan zekasının, deneyiminin ve bilgisinin kötüye kullanıldığında ne korkunç bir şeye dönüştüğünü bir kez daha gösteriyor.